Herkese selam, Serdar Başkan ben. Birbirinden ilginç deneyler yaptığım yepyeni videoyla karşınızdayım. İlk deneyim arkadaşlar şu elimde gördüğünüz kartla alakalı. Bu ışığı eğip büken gerçekten inanılmaz bir icat. Kendisinin adı Lubor Lensi. Bu şöyle ki, arkasındaki cismi görünmez yapabiliyor. Şimdi şuraya parmağımı uzatacağım. Bakın bu şekilde uzattığımda parmağım görünüyordur diye düşünüyorum. Ama parmağımı şöyle dik hale getirirsem gözden kaybolur. Eğer doğru açıya yerleştirirseniz arkasındaki nesneyi inanılmaz bir şekilde onu görünmez yapıyor. Şöyle gösterirsem daha rahat anlayacaksınız. Bakın şimdi burada dikdörtgenin uzun kenarına, kartın uzun kenarına paralel olacak şekilde konumlandırdım bunları. Bunu buraya uzattığınızda bakın arkadan net bir şekilde bunlar görünüyor. Eğer bu yan keskinin sapını şöyle yaklaştırırsam bunu da görebileceksiniz. Şu an görünüyor değil mi? Ya ben şu an kameraya gösterdiğim için ve önünü tam göremediğim için şey yapıyorum. Böyle teyitli ilerliyorum. Ama bunu dik konuma getirirsem çok enteresan bir şey oluyor. Şöyle açıyı değiştireyim. Bakın arkadaki çubuklar yine görünmeye devam ediyor. Ama yan keskinin sapını göremiyoruz. Pensenin sapını göremiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bu çubukları da pensenin sapını da net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer ben bunu böyle bunun önüne doğru yaklaştırırsam bakın sadece arkadaki çubukları görüyoruz. Dikkatli bakarsanız pensenin sapı ortadan kayboldu. Eğer bunu dik tutarsam bu sefer de penseyi görüyoruz ama neyi görmüyoruz? Çubukları görmüyoruz. Çubuklar görünüyor ama pense ortadan kayboldu. Dik tutarsam pense görünüyor ama çubukları göremiyoruz bu sefer de. Bunu şu şekilde de yapabilirim. Bakın mesela şuraya parmağımı uzatayım. Dik pozisyonda. Parmağım görünüyor. Ama böyle yaparsam parmağım görünmüyor. Evet şimdi başka bir şeyle denemek istiyorum bunu. Neyle deneyebilirim? Bir kalemle deneyeceğim. Evet şimdi mavi bir kalemim var. Kalem geliyor. Geliyor. Kalem burada. Ama onu biz göremiyoruz. Sadece arkadaki çubukları görüyoruz. Kalemi de yan tutarsam kalemi de görüyoruz ama bakın kalem burada görünüyor ama dik çevirirsek kalem yok. Burada yok. Burada yok. Evet kartın uzun kenarına paralel hale getirirsem kalemin uzantısını, kalemin doğrultusunu daha doğrusu kalem tekrar görünür hale geliyor. Ya bu arkasındaki uzun çizgileri nasıl görünmez olduğunu aslında vurgulamak için buraya yerleştirdim. Bu çizgilerin burada olması şart değil. Şimdi başka bir tane, beyaz bir tane getirelim. Bakın. Çizgiler gayet görünüyor. Ama kalemi göremiyoruz eğer dik konumda tutarsak. Evet arkadaşlar şimdi daha enteresan bir şey göstereceğim. Bakın arkada iki tane kırmızı kalem var. O kalemlerin ortasında duran bir tane de yuvarlak rulman var. Bakın kartı çekeceğim şimdi. Evet bunu tekrar buraya getiriyorum. Bakın rulman yok oldu. Gerçekten inanılmaz. Rulman var. Ama görünmüyor. Bakın şöyle tutarsam. Lensin yeni bir özelliğini keşfettik. Bu sefer ne kalemler görünüyor ne rulman görünüyor. Yuvarlak cisimlerde çok daha acayip bir etkisi varmış. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Bakın çekeceğim şimdi kartı. Rulman burada duruyor. Arkadaşlar bu arada kurguda falan hiçbir oynama yok bununla. Tamamen şu an ne akıyorsa onu görüyorsunuz. Burada ne oluyorsa şu an stüdyoda onu görüyorsunuz. Çekelim. İşte rulman burada. Gelsene bak buradan baksana çok acayip. Evet, gözükmüyor gerçekten. İşte burada. Gitti. Burada. Gitti. Burada. Bu sefer kalemler de gitti. Dik. Hiçbir şey görünmüyor gerçi. Hayır, bu sefer kalemleri görüyoruz. Ama biraz şöyle yaklaştırmak istiyorum. Evet, kartı doğru açıya tutarsanız ve arkasındaki nesne de doğru konumda olursa herhangi bir şekilde artık onu göremiyorsunuz. Böyle yaparsanız elbette görüyorsunuz. Ama açısını değiştirirseniz görmeniz mümkün değil.
Evet arkadaşlar, Lumor lensini gördünüz. Gerçekten çok enteresan, görüneni görünmez hale getiriyor. Var olan bir şeyi gerçekten görünmez hale getiriyor ya da en azından görünmezmiş gibi algılamamıza neden oluyor. Şunu soracak olanlar çıkabilir aranızdan. Peki neden bunu o zaman görünmezlik teknolojisini icat etmekte kullanmıyoruz diyen olabilir. Mesela bir tankı gizlemek isteyebilirsiniz. Askerlerinizi ya da askeri bir binayı gizlemek isteyebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Artık o kadar fazla görüntüleme teknolojisi var. Görmesek bile onun ısısını, yaydığı enerjiyi vesaireyi alıp toplayarak işleyen sensörlere sahip. Ve sensörler zaten görünmeyeni bile görünür hale getirebiliyor. Yani bir tankın üzerine alıp bir lensle kaplasanız ve çevresindeki ışığı eğip büküp yansıtsanız tamam, onu bir şekilde insan gözünden kamufle edebilirsiniz ama onu bir takım teknik aletlerden gizlemeniz gerçekten çok zor. Herhalde bu yüzden çok ilerlemedi bu görünmezlik teknolojisi de diyelim. Şöyle bir şey var. Şimdi bu aleti test edeceğim. Bu da çok enteresan optik bir numara. Evet, bu bir bilimsel oyuncak diyebiliriz aslında. Bu da algımızı oynayan, algımızı yerle bir eden enteresan bir oyuncak diyebilirim. Şimdi burada bir ok görüyorsunuz. Bu ok ne tarafa bakıyor şu anda mesela? Şu tarafa bakıyor değil mi? Bu tarafa bakıyor. Normalde bunu çevirdiğimde okun bu tarafa dönmesi gerekiyor. Ama bakın bakalım ne olacak. Şöyle hızlıca çevirelim. Ok yine aynı tarafa bakıyor. Tekrar çeviriyorum. Ok yine aynı tarafa bakıyor. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu aslında bir ok değil. Şöyle göstereyim size bunun şeklini. Bu enteresan, değişik bir topografyası olan, değişik bir şekli, geometrisi olan enteresan bir şekil. Ama bunu böyle tuttuğunuzda, belli bir açıdan baktığınızda sağa bakan bir okmuş gibi duruyor. Ve siz bunu ne kadar çevirirseniz çevirin, bu okun yönü değişmiyor. Aslında çünkü bu bir ok değil. Sadece ışığın yansımasından, kırılmasından ve üzerindeki farklı yüzeylerin, farklı açıdaki yüzeylerin ışığı bize farklı şekilde yansıtmasından kaynaklı biz bunu ok olarak görüyoruz. Ve aslında son derece simetrik, son derece değil, gayet simetrik bir şekli var. Ve bu yüzden bunu ne tarafa çevirirsek çevirelim, aynı tarafa bakan bir oka sahip oluyorsunuz. Eğer bu açıdan bakarsanız bir oka benzemiyor. Tuhaf, yamuk yumuk, acayip bir şekli var zaten. Bakın böyle durumda oka benzemiyor. Çünkü bizim bunu ok şekilde algılamamızı sağlayan şey, duruş bu. Bu şekildeyken ok gibi görünüyor. Bu şekildeyken gayet saçma sapan bir şekle bürünüyor. Bu şekilde ok gibi tekrar çevirirsek yine ok gibi. Hızlıca bir döndürmeyi deneyeceğim, bakalım ne olacak. Aynı şey oluyor. Evet, buna bir aynadan bakmak da son derece ilginç olabiliyor. Burada kendi görüntüsü var. Burada aynadaki yansıması var. Bu şekilde baktığınızda gerçekten bir oka benzemiyor. Ama böyle çevirirseniz bir ok haline geliyor. Ve okun yönü her zaman aynı tarafa bakıyor. Sağ tarafa, aynada sol görüyoruz ama ok her zaman sağ tarafa bakıyor. Bakayım. Bir noktaya kadar burada da oka benziyor. Ama belli bir açıdan sonra artık ok olmaktan çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki deneyime geçeceğim. Bir sonraki deneyim gerçekten çok inanılmaz. Bir takım nesnelerin yokuş yukarı hareket edebilmesini sağlayan ya da en azından öyle görünmesini sağlayan bir düzenek hazırlayacağım. Onu hazırlayınca da tekrar buraya geleceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi düzeneği kurdum. Burada bir eğik düzlem var. Yaklaşık 15 derece açıyla duruyor buraya. Normal şartlarda buraya yuvarlak bir nesne bıraktığımda bunun yuvarlanmaması gerekiyor bu tarafa doğru. Ama bakalım neler olacak. Wow! Yokuş yukarı gitti. Tekrar denemek istiyorum. Biraz serinletti çünkü giderken. İnanılmaz. Şimdi bir de başka bir bant deneyelim. Bakalım ne olacak. Wow! Bir de şunu deneyelim bakalım. Ah. Görüyorsunuz arkadaşlar, nesneler inanılmaz bir şekilde yokuş yukarı tırmanıyor. Yer çekimine meydan okuyorlar. Bir tane şeyim var burada. Pimpon topumu da bırakayım. Bu da gitti. Bakalım daha büyük böyle bir metal bilyem var kocaman. Bunu deneyelim. Şöyle tutayım. Vaaa! Bir daha deneyeceğim. Bu nasıl olabiliyor? Evet, ağır topum da geliyor. Çok ağırdı arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bu nasıl mümkün olabilir? Niçin
yokuş aşağı gitmek yerine bu şey yokuş yukarı hareket ediyor. Şimdi nasıl olduğunu hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, bu aslında tamamen bir illüzyondan ibaret. Bu illüzyonu nasıl yarattığımı hemen göstermek istiyorum. Bakın burada aslında yamultulmuş bir zeminim var. Bu aslında eğik duruyor. Bu da, biz bunu şu an böyle yokuş yukarı gibi görüyoruz. Yukarı doğru eğimli gibi görüyoruz ama eğim burada aslında aşağı doğru. Bakın topu bıraktığımda aslında yokuş yukarı çıkmıyor. Yokuş aşağı düşüyor. Yani eğimden aşağı yuvarlanıyor yer çekiminin etkisiyle. Ama beynimiz bunu sanki top bu eğik düzlemin üzerinde yukarı doğru hareket ediyormuş gibi algılıyor. Beynimiz görüntüleri oluştururken bir takım referans noktalarından yararlanıyor arkadaşlar. Neresi yukarısı, neresi aşağısı, neresi sağ, neresi sol. Eğer siz bu referans noktalarını manipüle ederseniz, burada yaptığım gibi mesela zemin bu tarafa doğru aslında eğimli. Bu arkadaki referans noktalarından biri bu çerçeve arkadaşlar, bu YouTube plaketi. Bu da aslında 13 derece açıyla aşağı doğru eğik duruyor. Masayla aynı şekilde. Bu da keza aynı şekilde eğik duruyor. Normalde bunun bu şekilde durması gerekiyor. Bakın bu şekilde durduğunda, şurada bantla tutturmuştum bunu, açalım. Bunu kadrajın içine biraz daha sokarsam bunun yamuk olduğunu anlarsınız. Bunu duvara çevirdiğim için anlaşılmıyor. Ama aslında dediğim gibi 13 derece eğimli. Masa 13 derece bu tarafa doğru eğimli. Çerçeve 13 derece bu tarafa doğru eğimli. Ve az önce bu lamba da 13 derece bu tarafa doğru eğimliydi. Bu masanın altında takozlar var. Bu takozları kaldırırsam şöyle bir şey olacak. Şimdi hemen göstereyim. Aslında bunun yokuş yukarı değil. Bakın bu şekilde hareket etmiyor. Şimdi düz duruyor. Altındaki eğimi yok ettim. Ve topu buradan bırakınca doğal olarak aşağı doğru hareket ediyor. Beynimiz aslında muhteşem bir makine ama bazen bazı şeyleri yanlış değerlendirip yanlış çıkarımlarda bulunabiliyor. Özellikle görsel konularda kafa karışıklığı yaşamanız çok mümkün. Çoğu zaman bir şey göründüğü gibi olmuyor. Mesela şeyler vardır. Bazı mesela Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ya da dünyanın çeşitli yerlerinde insanların böyle olduğuna inandığı yerler var. Bir yokuş, arabaların el frenini falan boşa aldığınızda arabalar yukarı doğru hareket ediyormuş gibi görünüyor. Aslında bu fenomenin de bir numaralı açıklaması bu. Sadece orada ufuk çizgisi ve dağların, yer şekillerinin, topografyanın konumlanması beynimizin bir takım şeyleri yanlış değerlendirip aslında yokuş aşağı olan yolu yokuş yukarı görmemize neden olmasıyla alakalı. Orada manyetik bir kuvvet yok. Arabalar yukarı doğru hareket etmiyor aslında. Aşağı doğru hareket ediyor ama biz bu hareketi yukarı doğru değerlendiriyoruz. Çünkü beynimiz dediğim gibi referans noktalarını yanlış konumlandırdığı için, daha doğrusu tuhaf şekilde konumlanan bazı referans noktaları beynimizin yanılmasına neden olduğu için arabaları yokuş yukarı doğru hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Burada olan da buydu. Evet arkadaşlar, optik ve görsel yanılgılarla ilgili çok acayip deneyler yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.